Galatasaray'dan Leo Ortiz bombası. Ara transfer sezonu için şimdiden yıldız avına çıkan Galatasaray, Brezilyalı futbolcu Ortiz için Fenerbahçe ile karşı karşıya geldi. Sarı Kırmızılıların yıldız futbolcuyla ilk görüşmesini yaptığı öğrenildi. İlk 11'deki yerini Davinson Sanchez'e kaptıran ve bu nedenle devre arasında ayrılma ihtimali yüksek gözüken Nelson'un yerine stoper almak isteyen Galatasaray'da arayışlar başladı. Brezilya basını Cimbom için flash bir isim ortaya attı. Leo Ortiz. Red Bull Bragantino forması giyen Ortiz ile Galatasaray'ın ciddi şekilde ilgilendiği, hatta kulübüyle ilk görüşmenin de gerçekleştiği belirtildi. Brezilya basını geçtiğimiz günlerde Leo Ortiz için Fenerbahçe'nin de devrede olduğunu yazmıştı. Brezilya'dan Palmeiras'ın da başarılı oyuncu istediği biliniyor. Kariyeri boyunca Brezilya ekiplerine forma giyen Leo Ortiz, Red Bull Bragantino'nun takım kaptanlığını da yapıyor. Brezilya milli takımında daha önce kadroya çağrılsa da forma şansı bulamayan Ortiz için kulübünün 6 milyon eurodan kapıyı açtığı öğrenildi. Galatasaray'dan Zielinski bombası. Devre arası için transfer çalışmalarına başlayan Galatasaray, İtalyan ekibi Napoli'de forma giyen Piotr Zielinski'yi gündemine aldı. Galatasaray'ın ilgisine yeşil ışık yakan Polonyalı süper yıldız için sarı kırmızılı idareciler hiçbir fedakarlıktan kaçınmayacak. İtalyan basınına göre Galatasaray Napoli ile sezon sonunda kontratı bitecek olan Zielinski'yi transfer etmeyi çok istiyor. 29 yaşındaki yıldız orta sahanın güncel piyasa değeri 35 milyon euro. 2016 yılında Udinese'den Napoli'ye 16 milyon euroya transfer olan Zielinski, Polonya milli takım formasıyla da 86 maça çıkıp 10 gole imza attı. Orta sahasına seviye atlatacak bir dünya yıldızı almak isteyen sarı kırmızılılar, tüm Avrupa piyasasının dikkatini çekecek Zielinski transferiyle sükse yapmak istiyor. Galatasaray'da Wolf ve Gort sesleri. Galatasaray'da Mauro Icardi'yi yedeklemesi beklenen Bakambu ve Halil Dervişoğlu da bekleneni veremedi. Cimbom devre arasında Bakambu ile yollarını ayırıp Hoffenheim'da kiralık oynayan Wout Weghorst için girişimlere başladı. 31 yaşındaki golcünün bonservisi Burnley'de bulunuyor. Hollandalı oyuncu Galatasaray'a gelmeye hazır. Weghorst daha önce Beşiktaş'ta forma giydiği için Türk futbolunu yakından tanıyor. Okan Buruk da bu sebeple Weghorst'u Icardi'yi yedekleyecek en uygun isimlerden biri olarak görüyor. Hollandalı oyuncunun menajeri geçtiğimiz günlerde oyuncusuna Galatasaray'ın ilgisi olduğunu belirtmişti. Wout Weghorst geçtiğimiz sezonun ilk yarısında Beşiktaş'ta kiralık olarak forma giydi 18 maçta. 9 gol atıp 4 de asist kaydetmişti. Galatasaray'da hedef sol bekin Sasha Boye'yi Nuno Tavares. Sezon başında Arsenal'den teknik direktör Mikel Arteta'nın kararıyla ayrılarak Nottingham Forest'a kiralık olarak imza atan Tavares, istediği forma şansını bulamadığı için Nottingham'dan da ayrılmak istiyor. Oyun stili Sasha Boye'ye benzeyen Tavares'in takımdan ayrılmak istemesi üzerine sarı kırmızılılar oyuncuyu kiralık olarak kadrosuna katmak için harekete geçti. 23 yaşındaki futbolcuyu ikna etmek için vatandaşı Sergio Oliveira da devreye girerken, Tavares'ten yeşil ışık gelir gelmez Galatasaray Arsenal'le masaya oturacak. Önce Nottingham Forest'ta olan kiralık sözleşmesini feshetmesi gereken Tavares'e, İngiliz temsilcisinin sorumluluk çıkarması beklenmiyor. Güncel piyasa değeri 18 milyon euro olan 24 yaşındaki futbolcu, kariyerinde sahaya çıktığı 138 maçta 9 gol atıp 14 de asiste imza attı. Galatasaray'a dev Icardi teklifi. Galatasaray'ın süperstarı Mauro Icardi için Real Madrid söylentileri yayıla dursun. Arap kulüpleri Arjantin'i gol makinesi için kesenin ağzını sonuna kadar açtı. Fahiş fiyatlarla kadrosuna kattığı süper yıldızlarla yaz transfer döneminin odak noktası olan Suudi kulüpleri, Aslan'ın ikonik yıldızı Icardi'ye de transfer teklifi yapmaya hazırlanıyor. Yaz döneminde de oyuncuyu çok isteyen Arap temsilcilerinin Galatasaray'a reddedilmesi çok güç bir teklifle geleceği iddia edildi. Tam 100 milyon euro. İtalyan basınında çıkan haberlere göre Galatasaray'la 3 yıllık daha sözleşmesi olan ve sarı kırmızılılardan sponsor desteğiyle birlikte
Senede 10 milyon euro net maaş alan Icardi için Araplar kesenin ağzını açtı. Habere göre Galatasaray'a 100 milyon euro bonservis ödemeyi planlayan Ronaldo'lu El Nassr, Mauro için de yıllık 50 milyon eurodan 3 yıllık kontrat vermeye hazır. Türkiye'deki kaynaklar henüz bu rakamları doğrulamasa da Icardi Arabistan bölgesinden ciddi taleplerin olduğu biliniyor. Kulislerde sezon başında Icardi için Paris Saint-Germain'e 40 milyon euro önerdiği konuşulan soycilerin, Icardi'nin inanılmaz formu nedeniyle 60-70 milyon eurolara çıkmasının mümkün olabileceği konuşuluyor. Torreira İngilizlerin kıskacında. Galatasaray'ın süper dinamosu Lucas Torreira'ya gelen tekliflerin ardı arkası kesilmiyor. Geçtiğimiz yaz transfer sezonunda Lazio'nun 18 milyon eurolara kadar çıkmasına rağmen transferini bitiremediği Yıldız Uruguaylı için bu kez de İngiliz devi Manchester United devreye girdi. The Sunday'a alan habere göre Kırmızı Şeytanlar Lucas Torreira transferi için 45 milyon euroyu gözden çıkardı. 2022 yazında Arsenal'den transfer edilen Torreira'nın Galatasaray'da 2026 yazına kadar kontratı bulunuyor. Peki sizce Galatasaray 45 milyon euroluk bedeli kabul ederek Torreira'yı bırakmalı mı? Zira bu transfer gerçekleşirse Türk futbol tarihinin en pahalı transferi olacak. Üstelik 45 milyon euro Galatasaray'ın borcunun %25'ini tek başına kapatabilecek bir meblağ. Yine de Torreira kalsın diyenler videoyu beğensin. Galatasaray'dan David De Gea hamlesi. Fernando Muslera ile bu sezonun sonunda yolları ayıracak olan Galatasaray, dünyaca ünlü bir isimle temasa geçti. Bu kapsamda Galatasaray önümüzdeki transfer döneminde bu mevki için büyük efor sarf edecek. Galatasaray'ın bu mevki için şu anlık düşündüğü ilk isimse bonservisi elinde olan David De Gea. İspanyol file bekçisi Manchester United'la sözleşmesinin bitmesinin ardından bir takımla anlaşma sağlamadı. Gelecek sezon 33 yaşında olacak tecrübeli file bekçisine 2+1 yıllık kontrat önerilmesi planlanıyor. Bu yaz İngiliz ekibiyle sözleşme uzatmayan ve herhangi bir kulübede imza atmayan 32 yaşındaki file bekçisinin güncel piyasa değeri ise 13 milyon euro. Muslera Galatasaray'da 6 lig şampiyonluğu, 4 Türkiye Kupası ve 5 de Süper Kupa kazanmıştı.